aslında %52 bir kaybın olduğunu. Çünkü 100 lira üzerinden hesaplamıştık. Yani %52 bir kayıp var. Bu %52 ne? 52 bölü 100 sayısı ilk 4 atışta bu oyuncunun 6 atma olasılığı. İlk 4 atışın en az birinde. Peki bu oyunun kuralı değişmeseydi başlangıca göre, yani olasılık ne olurdu? Kural değişmeseydi bunu siz söyler misiniz arkadaşlar? Bu kural değişmeseydi ilk bu haliyle, yani 6 atıldığında oyuncu oyunu kazanıyor. Nasıl bulunur? %50. Nasıl? Hayır. En az bir kez 6 atıldığında 8 atış yapılıyor. En az bir kez 6 atıldığında oyuncu kazanıyor. Nasıl bulunur? Bir bölü altı yapar ilk birinci olasılığı, birinci atışta gelme olasılığı. Sonra bir bölü altı çarpı beş bölü altı yapar. Sonra bir bölü altı çarpı beş bölü altı çarpı beş bölü altı. O şekilde mi? Yani bir öncekini eksilterek. Ama bu ne bu? Bu sekizinci atışa kadar gidecek misin böyle? Evet. Ha, bu sekizinci atışta kazanma olasılığı. Yani bir bölü altı değil de ilk atışta 5 bölü 6 kazanmayacak. Yani 8. atışta kazanma olasılığını bulacaksan ilk 7 atışı kazanmayacak. 8.'yi kazanacak. Aynı şekilde 1.'yi bulursan olur. Olur. Yani o olasılıkların hepsini toplarsın. Değil mi? Yani evet. Ama çok uzun. Başka? Evet. Yani bu bizim yazar var ya, Chevalier d'Homer, sorduğu sorunun çözümünü Pascal nasıl yapmış ona? Orada 4 atıştı. Burada 8 atış. Yani birden olmama olasılığı. Şimdi bu bir sayısını biliyorsunuz diye düşünüyorum ben. Yani bir örnek uzayın örnek uzaydaki olayların olasılıkları toplamıdır. Değil mi? Yani bir yazı tura olayında yazı gelme olayının olasılığı 1 bölü 2'dir. Tura gelme 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1'dir. Veya zarda da öyle. Bir sayısı o. Birden hiç 6 gelmeme olasılığı. 8 kez atıyorsun. Hiç 6 gelmiyor. Bu da nedir? 5 bölü 6 üzeri 8'dir. Bunu ben söyleyeyim. Yaklaşık %77 bu. Yani yaklaşık alıyorum. Bunu istatistikçiler yapar, matematikçiler yapmaz, yaklaşık pek çalışmazlar ama biz burada hikaye anlatıyoruz. Ha, şimdi burada %52 idi. Bu kural değişikliği oyuncunun kazanma olasılığı demek ki kural değişikliği sonrası. Kural değişikliği sonrası kazanma olasılığı oyuncunun kazanma olasılığı %77 eksi %52. Yani %25'e düşürüyorsun. Bu oyunu, bunu yalnız Fermat yazmıyor. Mektupta bunlar yok. Mektupta bu sayılar var. 671 bölü 1296 filan. Bu işte bu yüzü filan biz uydurduk. Ama şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Demek ki bu oyuncunun bu kural değişikliğiyle olasılığını %77 idi başta. %52 bir kayıp var ilk 4 oyundan. %25'e düşürmüşüm. O yüzden tazminat olarak bu parayı, bu ilk baştaki kayıptan gelen parayı oyuncuya vereceksin.
kazanamazsa. Kazanırsa, bu kurallara rağmen kazanırsa filan. Şimdi Ferma bir başka problem daha ortaya atıyor. Bu sefer Pascal'a diyor ki, siz diyor bir problemin çözümünü yapmışsınız. Ama diyor ben aynı görüşte değilim. Benim teoreme göre diyor yaptığınız yanlış. Pascal'ın bir yanlışını buluyor. O yanlış ne? Problem 3. Yani baba uyarıyor. Diyor ki hatta bakın diyor sizin sözcüklerinizle diyor problemi bir tanımlayayım isterseniz diyor. Tam da öyle. Sizin ifadelerinizle problemi tanımlıyorum diyor. Ve siz bunu önermişsiniz. Ama diyor olmaz mı diyor. Yanlış diyor. Şimdi o yanlışı sizden isteyeceğim. Daha neyi? Gelme olasılığı. Gelme olasılığı. Aha. Nasıl? Ha, evet. Şimdi evet. Evet. Ona ama onunla ilgilenmiyoruz ki. Kural değişikliği ilk 4 atışı yasaklıyor. 6 gelirse kazanamıyorsun. Bu orası şimdi biz kaybı hesaplamaya çalışıyoruz. Kayıptaki olasılık ne? O sonra kazanç. O bütün olasılığın içinde burada var zaten şuradaki. %77'nin içinde var o. Ama biz bu %77'nin içinde bu ne kadar kayba uğruyor? O yüzden ilk 4 atışa bakıyoruz. Bu zaten oyunun tümü için bir kazanma olasılığı değil yani. Arkadaşlar varsa kafanıza takılan bir şey... Çünkü Pascal'ın takılmış kafasına soruyor. Şimdi diyor ki yine oyun şöyle. Şu oyun. Yani oyun problem ikideki gibi. Fakat siz diyor bir kural değişikliği gene önermişsiniz diyor. Şimdi bunlar böyle kural değişiklikleriyle asıl ana probleme doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Kural değişikliği şu. Daha doğrusu kural değişikliği değil bu. Şöyle. Pascal diyor ki yani mektupta Ferma'ya. Ferma sizin ifadelerinizle bunu yazıyorum diyor. Varsayalım ki diyor. Varsayalım ki. Oyuncu ilk 3 atışta altı atmamış olsun. Ve biz, Pascal'ın ifadeleri bunlar, ona mektupta yazmış. Ferma diyor ki sizin ifadelerinizi yazıyorum diyor. Ve biz oyuncuya dördüncü atışı yaptırmıyoruz. Adam tam dördüncü atışı yapacak. Yasak kardeşim diyoruz. Dördüncü atış yok, beşe geç. Yani beşe geç demek aslında sekiz atışı yapmayacaksın, yedi atış yapacaksın demek de. O dört değil aslında iki de olabilir. Fark etmez. Dördüncü atışı yaptırmıyoruz. Bu durumda
Bu durumda oyuncunun kaybı nasıl karşılanacak? 100 lira para var. Sen oyuncuya önce böyle söz vermişsin. Diyorsun ki bak kardeşim böyle oynayacaksın bu oyunu. Fakat sonra diyorsun ki ya bak ilk 3 atışta 6 atmadığını gördük. İlk 3 atışta 6 atmadığını biliyoruz. 4. atışta yapmadan 6 at. Yani 4. atışı yapmadan 5. 6. 7. 8. atışlarda 6 atarsan kazanırsın. Bu durumda oyuncunun kaybı nasıl karşılanır? Pascal'ın çözümü şu, diyor ki siz şu çözümü yapmışsınız diyor. Pascal'ın çözümü oyuncunun diyor dördüncü atıştaki olasılığını hesaplarım. 100 lira ortada varsa, 100 frank varsa onunla çarparım. Dördüncü atışta 6 atma olasılığı nedir? İlk atışta atmaması lazım. Onu yazalım. Dördüncü atışta 6 atma olasılığı. İlk atışta atmayacak. İlk, yaptık bunu zaten. 5 bölü 6. Çarpı 4. atışta atması 1 bölü 6. 125 bölü ne demiştik buna? 1296 demiştik. 125 bölü paranın 100 lira bir para varsa ortada. Bunu bununla çarparım diyor. Bu kadar parayı oyuncuya tazminat olarak, kayıptan kaynaklı bir para olarak veririm diyor. Ferma diyor ki yanlış bu diyor. Bu yaptığın yanlış diyor. Ve doğrusunu yazıyor. Doğrusu acaba ne? Bir 5 dakika düşünelim mi? Biraz siz düşünün. Doğrusu ne?
mısınız arkadaşlar? Pascal nerede yanlış yapıyor? Var mı? Yani dördüncü atışta kazanma olasılığı neyse. Çünkü onu yasaklıyorsun ya. Dördüncü atış yapmayacaksın diyorsun. Neyse. 100 liranın o kadarını diyor. Verirsin. Acaba Fermo burada neye itiraz ediyor? Hocam zaten dördüncü atışta kazanma olasılığı yok ki. 5-6 atışta var mı? Evet. Neden? Çünkü 6 atmaması gerekiyor. Dördüncü atışta zaten. Yani dördüncü atış herhangi bir şekilde kaybedebilir ama kazanamaz herhangi bir şekilde. Ama yok, oyunun kuralı başta şöyleydi. Şu problem 2'deki oyunda. Burada yani şuydu oyunun kuralı. Bu kuralla başlıyor fakat tabii altındaki olayı yok. Ha pardon, ben zor geldi bana onu yazmak bir daha. Dediğin doğru. Oyun problem 2'dekinin ilk haliyle aynı. Aynıysa. Evet. Buydu. Varsayalım ki ilk üç atışta altı atmamış olsun diyor. Dördüncü atışı da yasaklıyorum diyor. Bu durumda bu kural değişikliği ne gibi bir kaybını var mıydı başka? Ben onu yazmadığım için belki ondan. Şimdi şöyle. Kaçıncı sınıfta kısınız? Mesela 11'de olan var mı? 11'in sınıf. Olasılık gördünüz değil mi? Koşullu olasılık diye bir şey gördünüz mü? Koşullu olasılık görmüş olmanız lazım. Yani şeyde var. Milli eğitimin müfredatında var. Bir koşul koyuyorsun. O koşula göre olasılık hesaplıyorsun. Değil mi? Yani bir çift zarı attım mesela. Diyorsun ki bir çift zarı attım. Normalde farklı zarlar tabii. 36 tane örnek uzayda eleman var ama sen diyorsun ki toplamları 8'den büyük ise, üzerindeki sayıların toplam 8'den büyükse işte iki sayının da çift olma olasılığı dedi. Bak 8'den büyük ise diye bir koşul koyuyorsun. Böylece örnek uzay 36 değil de daha daralıyor. Şimdi burada da yani conditional probability denen şey yok, öyle bir şey daha. 1650 yılında öyle bir şey yok. Ama Pascal bunu görüyor. Pascal diyorum, pardon. Fermo bunu görüyor. Diyor ki atladığın yer burası diyor. Kardeşim diyor. Sen diyor ilk 3 atışta 6 atmadığını biliyorsun. Bu koşul altında bu olasılığı hesapla diyor. Ve tabii koşullu olasılık sözcükleri geçmiyor. Doğrudan bu sonuç yanlıştır diyor. Doğru sonuç 1/6'dır diyor. Yani 100 × 1/6. Ortada 100 lira varsa 100'le 1/6'yı çarpacaksın diyor. Şimdi günümüzde bu koşullu olasılık hani bilmeyen arkadaşlar için A'nın B'ye bağlı olma olasılığı diye geçer bu. PA kesişim B. Bölü PB. Yani PB ne oluyor? İlk 3 atışta 6 atmadığını biliyoruz. Bu
onun üzerine dördüncü atışta altı atmamasını hesaplayacaksın diyor. Şey altı atmasını hesaplayacaksın diyor. Dördüncü atışta altı atmasını hesaplamıştık. Onun üzerine dördüncü atışta. Yani bu ilk üç atış. Ta altı atma olasılığı. Bu da dördüncü atışta şey evet dördüncü atışta bir dakika altı atmama yanlış yazmışım. Altı atma. Yani şöyle şurada yer biraz tahtayı kötü kullandım. Yukarıya şey yazıyoruz. 5 bölü 6. 5 bölü 6. Pascal'ın bulduğu sonucu yazıyoruz. 5 bölü 6. Artı 1 bölü 6. Dördüncü atışta kazanması. Aşağıya da 3'ünde de 6 atmaması. 3 atışta da 6 atmamasını yazıyorsunuz. Böylece bu 1 bölü 6 çıkıyor. Ama tabii Fermi bunları bu formül yani buna formül mü diyelim sonuç mu diyelim aslında bunun geldiği yerde A kesişim B'nin olasılığından geliyor. Artık oralara pek girmeyeceğim ama yani doğum gerçekleşiyor burada. Doğum ne? Bugün koşullu olasılık kavramı ilk kez Fermat'ın uyarısıyla yani burada bir matematiksel sezgi var. Böyle bir kavram yok ortada. Bu sonuçlar falan 1930'larda ayakları üstüne oturdu. Kolmogorov diye bir Sovyet matematikçi aksiyomatik hale getirdi matematiği. 3 tane aksiyom koydu falan. Ama Fermat bunu seziyor. Yani işte bu büyük matematikçilerin 100 yıl, 200 yıl sonrasına attıkları mektuplar böyle arkadaşlar. Yani bu fizikte de böyle aslında. Bilimde de böyle. Ama matematikte kesinlik olduğu için hiçbir sapma yok. Cap canlı yaşıyor. Şimdi artık şimdi bu tarafı kullanayım. Artık Fermat'ın mektubunu bitiriyorum. Pascal'ın cevabına gelelim. Pascal bu mektuba ne cevap veriyor? Diyorsunuz ki belki de bana ne ya ne cevap verdiyse verdi filan ha öyle diyen arkadaşlar da olabilir saygı duyuyoruz ama sürekli kullandığımız kavramların nasıl doğduğunu incelemek bilmiyorum bana heyecan veriyor Pascal'ın ikinci mektubundan. Film burada başlıyor arkadaşlar. Burada artık permütasyon, kombinasyon falan ne varsa ustalar çıkartıyorlar ortaya. Yani eteklerinin altındaki taşı mı veya beyinlerindeki şeyi döküyorlar. Şimdi Pascal diyor ki, Monsieur. Uyarınızda çok haklısınız. Ben hatalıyım şu olayda. Haklısınız. Çok teşekkür ederim. Ama diyor artık gelin diyor şu asıl probleme bakalım beraber. Onun üzerine de Fermat bir şeyler yazmış zaten. Problem şöyle arkadaşlar. Yani bu Şövalye'nin, Şövalye Demir'in Pascal'a sorduğu problem
matematik literatüründe veya şeyde çok basit bir problem. Artık öyle şey değil. Paylaşım veya puanlar problemi diye geçer. Şöyle. Önce şöyle bir fikir vereyim. Bu COVID nedeniyle biliyorsunuz işte spor müsabakaları, ligler falan durduruldu ya. O zaman ben düşünmüştüm veya tartışıldı. İşte o an lider kimse, örneğin futbolda, şampiyon o ilan edilsin. Oynanmayacak bu maçlar. Yani paylaşım problemi de yarıda kalan bir oyunla ilgili. Yarıda kalan bir oyunla ilgili. Yarıda demeyelim de duran bir oyun. Tam ortasında durmuyor. Bir yerde durmuş bu oyun. Onunla ilgili bir paranın paylaşılması sorunu. Yani önce şöyle bir hikayesi vardır bunun internette falan. Pascal'la Fermat bir Paris'te kafeteryada oturmuşlar. Aslında hiç karşılaşmamışlar da. Yorgunluk için oyunların en kolayı ne? Para atalım yazı tura. Oyunun kuralı ne? 10 kez birisi yazı atacak. Yazı birine ait. Yani önce bir fikir vereyim de sonra soruyu yazacağım. Şöyle diyeyim. Pascal'ın yazı olsun. Fermat'ın da tura olsun. 10 kez kendi yazı, yani kendisine karşılık gelen şeyi atarsa, 10 kez yazı atarsa Pascal kazanıyor. 10 kez tura atarsa Fermat kazanıyor. İşte Fermat veya bir dakika, böyle mi olsun bu? Öyle değil, yanlış. Öyle mi? Böyle mi olsun? Bir dakika. Yanlış mı anlattım? Şöyle olsun. 10 kez yazı atan diyelim. 10 kez yazı atan oyunu kazansın. 10 puana ulaşan oyunu kazanıyor. Veya yok, öyle de olmasın. Şöyle olsun. Fermat'ın gene yazı olsun. Bunun turu olsun. Bu yazı attığı zaman 1 puan kazansın. 1 puan. Bu da 1 puan kazansın turu attığı zaman. 10 puana ulaşan oyunu kazansın. Oyun böyle olsun. Tam 8'e 7. Fermat 8 olsun. Pascal 7. Buna döneceğiz sonra. 8'e 7 iken Fermat'a bir haber geliyor. Baban hasta. Hastaneye yattı. Çabuk hastaneye git. Oyun orada duruyor. Ortada da 100 frank para var. 50'sini Pascal koymuş. 50'sini Fermat koymuş. 100 frank. Fermat apar topar. Pascal diyor ki hoşça kal baba, ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. 100 frank da sende kalsın. Konuşuruz. Bu oyun bu para 100 frank, 100 lira neyse nasıl paylaştırılır? Sonrasında babasına hastaneye gidiyor filan, mektup yazıyor. Ya diyor, benim orada diyor 50 frank var diyor. Sen de 50 koymuştun. Ben 8'e 7 öndeydim diyor. İki atış daha, iki tane daha tur atsam 10 puanı alıyordum. Bu parayı nasıl paylaşacağız? Hikayesi. İşte bu soru aslında 1500'lü yıllarda İtalyan matematikçiler tarafından uğraşılmış. Hatta Arap, İslam matematikçileri bunu bölüştürme problemi olarak, olasılık değil de kitap yazmışlar, yani bölüştürme problemi olarak yazmışlar. Ama bu mektuplaşmalara kadar saçma sapan abuk subuk çözümler üretilmiş. Ondan da biraz bahsedeceğim.
Hikaye bu arkadaşlar. Yani bu, ben bunu şimdi, bu hikayeyi anlatmamın nedeni, baktım biraz açlık falan da var. Yemek falan, uyumaya başladınız. Böyle bir hikaye yazdım. Uyandırır mıyım diye, ama gene de birkaç arkadaş uyumaya devam ediyor. Ne yapalım? Böyle. Şimdi yani problemi şöyle genelleştirelim problemi. Problem şöyle. Her oyuncunun şöyle diyelim. Oyunculardan birinin her elde bir puan aldığı ve belli bir hedef puanın olduğu bir oyun kesintiye kesintiye uğradığında her oyuncudan eşit miktarda parayla diyelim. Para olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Yani para olmaz. Ne bileyim. O da evini koymuştur. Öbürü de evini koymuştur. Veya kumar öyle bir şey değil mi? Her şeyi koyabiliyorsun. Arabanı koyarsın. O zaman arabalar tabii yaylı arabalar. Para diyelim. Veya oyun eşit miktarda para koyarak oluşan bahis oyunculara hangi oranda paylaştırılmalıdır? Paylaştırılır. Evet. Umarım cümle düşük olmamıştır. Zaten şuradan anladınız şeyi. Şimdi tabii bunlar yine sağ kenarında düz koşu. Ufak örneklerde böyle işte 7'ye 8'lik. Şimdi genel çözüm yapman lazım. Yani en puan olacak. İşte birisi M puana ihtiyacı olacak. Öbürünün N puana ihtiyacı olacak. Yani böyle özel çözümlerle bir yere varamazsın. Pascal diyor ki, usta diyor, şöyle bir örnekle diyor, sana bir açıklamada bulunayım diyor. A oyuncusu olsun. A oyuncusunun diyor, bir puana ihtiyacı var. B'nin de 2 puana. Ve şunu söylüyor. Hedef puanın önemi yok diyor.
Yani isterseniz oyun 3'te bitsin. İşte bunun 1 puana ihtiyacı var. Diğerinde 2 puana ihtiyacı var. Önemli olan kaç puana ihtiyaç olduğu. Yani şimdi 10'da bitiyorsa oyun, buradaki gibi 10'da bitiyorsa demek ki A 9 puan almış daha önceden. Bu da 8 puan almış. 9'a 8'lik durum var yani. Ama önemli değil diyor. Ben kaç puan aldıklarıyla ilgilenmiyorum diyor. İşte burası. İşte burası. 1600'lere kadar ki olayın bambaşka bir hale dönüşmüş hali. Neden? Geçmişle ilgilenmiyor. Gelecek üzerinden hesap yapıyor. Bütün bu İtalyan matematikçiler, Araplar, İslam matematikçileri hepsi aldıkları puan üzerinden hesaplar yapmışlar. 7 puan, 8 puan. Belki şu an içinizden geçen şudur. Bunu bir papaz, bir keşiş yapmış. 7 ile 8'i toplarım. 15. 100 lira para varsa bu 100 lira paranın 15 ile 7'sini Pascal'a veririm. Bu 100 liranın da 15 ile 8'ini Fermat'a veririm. Hep hesaplar böyle olmuş. Komik. Niye komik? Peki biri 1 puan almış olsun, öbürü 0 puan. Tekel bir oyun. 1 puan, 0 puan. O zaman ne olacak? Yani Pascal'ın 1 puanı var diyelim. Bunun da 0 puanı var. Hiç sen oyunun kaçta biteceğini falan filan dikkate almıyorsan, geleceğe bakmıyorsan, tamamen bununla, geçmişte oynananla 1'e 0 da yapıyorsan, o zaman topla bakalım 1 ile 0'ı 1 yapıyor. 1 yapıyor. 1 bölü 1, 100 liranı buna verdin. Bu ne olacak? 0 bölü 1. 0, buna hiç para vermeyeceksin. Yani bu zaten komik bir şey. Yani adalet anlayışına uymayan bir öneri. Onu Pasilio diye bir İtalyan papaz önermiş. Sonra Cardona çıkmış. Demiş ki ya Pasilio çocukları güldüren bir hata yapmış. Böyle şey mi olur filan diye. Kendisi bir çözüm önermiş ama onunki de komik. Onunki de komik. Şimdi Cardona da şöyle yapıyor. Cardona da çok ileriki derslerde bahsedeceğiz kendisinden. Çok ilginç bir kişiliktir. O da şöyle yapıyor. Diyor ki mesela diyor gene bakın geleceğe yönelik değil. 10 puan hedefe mi ulaşacak diyor. 10'da 7'yi çıkartalım diyor. 10-7. Kaç bu? 3. 3'e kadar olan toplayalım bunları diyor. Öbürü kaç? 10'dan 8'i çıkartalım. Yani hedef puanla aldığı puan farkını alalım diyor. Bu kaç? 2. 1 artı 2. Kaç yapıyor bu? Yukarısı 6 mı yapıyor? 6. Aşağısı 2. Bu da arkadaşlar Cardano'nun önerisi. Bu papazın önerisiydi. 2 yapıyor diyor. 2'ye 1 diyor. Yani 100 liranın 3'te 1'ini şeye veririm diyor. Fermat'a 3'te 1'ini. Pardon yanlış. 3'te 1'ini Pascal'a, 3'te 2'sini de diyor Fermat'a veririm diyor. 2'ye 1 oran diyor. Şimdi aynı soruyu burada da soracaksın. 1-0'da gene çuval diyor. Artı bu ortaçağ hikayesi, insanlarda her şeyi Tanrı bilir. Yani olasılığı da o bilir. Dinin etkisi o kadar egemen ki, yani gelecek üzerine bir tahayyülde, bir fikir üretmede kafa çalışmıyor. Neden? Çünkü koyu bir metafizik, koyu bir din hükümdarlığı var.
geçmiş üzerinden hep 7-8 bu puanlarla iş yapıyorlar. Çünkü geleceği Allah bilir. Aslında Allah bilir lafı da ben bir şey bilmiyorum demektir. İşte Ferman'ın, Pascal'ın biraz sonraki dindar olmasına rağmen ama müthiş bir analitik zeka var. Tabii baba da oradan mektupla uyarıyor. Şöyle olur, böyle olur diye. Böylece matematik şeyden kurtuluyor, olasılık. Yani bu rastgelelik biliyorsunuz kuantum mekaniğinin birçok teorinin kökeni de var. Darwin'in evrim teorisinin falan. Bunun anlamı ne? Geç bu 7 ile 8'i diyor. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor onlar diyor Pascal. Önemli olan diyor benim kaç puana ihtiyacım var? 3 puana. Ferman'ın kaç puana? 2 puana. Böyle bakalım olaya diyor. Bakın şöyle bakıyor. Şöyle bakıyor. Ama buraya sığmaz. Şu olaya. A'nın 1 puana, B'nin 2 puana. Oraya sığdırayım ben onu ya. Buna P1-2 diyelim arkadaşlar. Pascal'da böyle bir şey yok da ama sonradan yapıyor o da bunu. P1-2. Bunun anlamının şu olduğunu düşünün. A oyuncusunun 1 puana ihtiyacı var oyunun bitmesine. B oyuncusunun 2 puana. Şeyin hiçbir önemi yok. İsterse hedef puan 100 olsun. Yani bu 99 puan yapmış. Bu da 98. Zaten bu çözümlerin şu hatta bir de Tartaglia'nın bir çözümü var. O da neyse onu da sonra bahsederiz. Gene aynı mantık. Aynı hata yapıyor. O da ilginç. Bakın dur. Ondan da bahsedeyim. Pardon. Tartaglia. Bu adamdan da ileriki derslerde bahsedeceğiz. Üçüncü dereceden denklemleri çözen kişidir. Cardona ondan çalmıştır. Veya Cardona'nın da şeyi vardır ama büyük adamdır. Yani bu Tartaglia'da. Matematik öğretmenliğinden üçüncü dereceden denklemleri çözmeye ulaşmış. Çok ilginç. Şimdi Tartaglia da şunu öneriyor. 100 lira ortada var ya diyor. 50 lirayı koysun bir kere birisi diyor. Toplam 10 puan varsa diyor. Aralarındaki farkı alalım diyor. 8-7-1. Toplam oyun onun 10 puan. O da 10 puan 20. 100 liranın diyor. 20'de birini 50'nin üstüne ekle diyor. Kaç? 5 mi yapıyor? 55 lira diyor. Birine verirsin diyor. Öbürünü de diyor. 45 lira verirsin diyor. Yani ortada 100 lira varsa ikisi de 50'şer lira koymuş. Oyun 7-8'de kesilmiş. Tartaglia da bunu öneriyor. Bu da bitik. Yani bunun da işlemediği çok yer var. Böyle yüzlük, 98'lik hedeflerde falan adaletli değil yani. Şimdi Pascal'a gelelim. Pascal'ın hamlesi. Şimdi Pascal diyor ki bunun 1 puana, bunun 2 puana ihtiyacı var. Bir el oynandı. Bu 0-2 olur. 0-2 olur. Ki bu durumda artık A ve B gibi oyunculardan bahsediyorsak A oyuncusu oyunu kazanmıştır. Çünkü onun puanı artık ihtiyacı yok. Veya diyor bu kazanır ilk oyunu. Şimdi bu ilk oyunu bu kazandı. İlk oyunu bu kazanır. O zaman P 1-1 olur. 1-1 olur. Burada da diyor yol 2'ye ayrılır. Yani bunun 1 puanı, bunun da 1 puanı. Bu kazanırsa, A kazanırsa hiç puana ihtiyacı olmayacak. 0-1. Bu durumda A kazandı. Ya da diyor 1-0. Bu durumda da B kazandı. Şimdi diyor
Ortada 100 lira olmasın da bu sefer 64 lira olsun. 64 liranın 32 lirasını zaten A diyor hak etti diyor. Buradan. 32 lirasını buradan hak etti. Geriye kalan bir 32 daha var diyor. O da diyor A ile B arasında paylaştırılacak diyor. Bir 16 lira da burada var A'ya gelecek olan para diyor. Para 64 liraysa ortada. A oyuncusu 32 artı 16. 48 lira alır diyor. B oyuncusu da 16 lira alır. Şimdi bu şu hareketleri yapmıyor. Bu ağaç diyagramı dediğimiz aslında onun bir akıl yürütmesi. Şimdi şöyle Pascal şu akıl yürütmeyi yapıyor. Diyor ki benim bir A oyuncusunun bir puanı öbürünün iki puanı ihtiyacı var. İlk elde A kazanırsa oyun bitiyor. O zaman A oyuncusu şunu der. 64 liranın yarısı benim kardeşim. Çünkü ben ilk elde kazanabilirim. Senin ilk elde kazanma şansın yok. Yarısı benim. Bir kere bu 32 lirayı yarış. Benim ikinci elde de şansım sürüyor. Ben ilk elde kazanamadım ama diyelim A oyuncusu için konuşuyoruz. A oyuncusu diyor ki ikinci elde kalan 32 lira için de diyor 0-1 ben kazanabilirim diyor ya da sen 16-32'yi de 16-16 paylaştırıyor ve bu çözümü yapıyor. Şimdi bu hikaye daha uzun. Bir tane soru sorayım. Pascal mektupta ondan sonra bir tane daha örnek veriyor. Bir örnek daha veriyor. 1'e 2'nin yanında 1'e 3 örneğini veriyor. Bir 2-3 dakikada ona bakalım, bitirelim. Çok konuştum ya. Vallahi çok konuştum ama. Arkadaşlar P1-3'ü siz inceler misiniz? P1-3. P1-3 ne? A'nın 1 puana ihtiyacı var. B'nin de 3 puanı. Ortada da 64 lira para var. Oyun yarıda kaldı. Bu para nasıl paylaştırılır? Pascal bunu Fermat'a mektupta yazmış. Ne diyorsunuz? Nasıl paylaştırılır? Hedef puanın önemi yok. İsterseniz kendinize bir hedef puan belirleyin. Önemli değil o. Oyun 5'te bitsin. 4'te bitsin. Şuradan asla gidebilirsiniz ya. Bu
Nasıl yaptın? 56'ya 8 mi? Neden? İlk turda A oyuncusunun kazanma ihtimali var, B oyuncusunun yok. O yüzden karanın yarısını A oyuncusu alır. İkinci turda yine A oyuncusuna kazanma ihtimali var, B'nin yok. O yüzden kalan paranın da yarısını A oyuncusu alır. Son turda ikisinin de kazanma ihtimali olduğu için oradaki kalan paranın yarısı A'ya, yarısı B'ye. Bu mantığın aynısı, değil mi? Yani şu gene ağaç diyagramı gibi bunu yaparsak P1-3. Şimdi diyor ki bunun bir puanı, öbürünün 3 puanı. Oyun oynanıyor. Bu A'ya ait. Birincisi A. Burası A. Bu da B. A kazandı. 0 puana ihtiyacı var. B'nin 3. Burada A kazandı. Para 64 liraydı. Bir kere yarısı gitti ona. 32 lira buna gitti. Ondan sonra A değil de B kazansın. Yani bunun 3 puana ihtiyacı vardı. Bu sefer 2 puana düşsün bu. Şimdi burada bu 32 burada gitti. Geri kalan 32 de burada. Şimdi bu durumda ne olur? A kazanırsa 0 puana ihtiyacı var. P 0 puan, yani A kazanabilir. Burada veya B kazanır. B kazanırsa P 1-1. Burada da P 1-0 ki B kazanıyor. P 0-1. On altı. 16'nın yarısı da buradan geliyor, 8, 24. 24 artı 32, 56 lira. Bu. Fakat yani yukarıdakinin son cümlelerini bitiriyorum. Pascal burada bir şey keşfediyor ve o yarın anlatacağız onu. Ben diyor 1-2'yi zaten hesaplamıştım daha önceden diyor. 1-2 kaçtı? 48'di. Son turda bir 8 lira var orada. Şurada bir 8 lira var. O 48 ile 8'i toplarsanız diyor, 56 yapar diyor. Hiç bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Bu tekrar olayı, yani P1-3'ün içinden P1-2'nin çıkıyor olması Pascal'ı çok heyecanlandırıyor. Ve bunun üzerine bir genel çözüme gidebilir miyim acaba buradan? Bir kuram yaratabilir miyim diye uğraşıyor. Yarın da ona bakacağız. Teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.